ve Kur'an konuşmaya devam buyuruyor. Vucuhun yevme izin musfiratun dahiketun mustabşirah. Ve vucuhun yevme izin aleyha gavara. Tarhakuha fetara. Ulaike humul kefaratul fecara. O gün yüzler vardır ki pırıl pırıl parlayacaktır nur gibi. Gülücüdür. Sevinç içindedir. O gün yüzler var ki üzerlerinde toz toprak bürünmüştür. Onu da bir karanlık ve bir siyahlık kaplayacak. İşte bunlar kafir ve facirlerdir. Şimdi sen kendi halini düşün. Hanginden olmak istiyorsan dünyada ondan olmaya gayret et. Zalimler çok şiddetli karşılanacaklar. Sen ey kardeşim, temiz Müslüman, Allah'ı bilen Müslüman, hesap yapan Müslüman. Sen daha mezarından çıkarken, mahşer yerine sevk edilirken, ayrıldığını fark edeceksin. Sana ayrı bir muamele edilecek orada. Çünkü sana burada kötü muamele ettiler. Orada melekler bunun karşılığında sana güzel hülleler giydirecekler, elbiseler giydirilecek, sana güzellikler getirecek, nurlar getirecekler. Daha sen mezarından kalkarken melekler seni cennetle müjdeleyecek. Sen daha kitabın verilmeden anlayacaksın. Hani imtihandan çıkan bir adamın imtihanda ne yaptığını bildiği gibi bileceksin. Kur'an seni anlatıyor. Enbiya suresi 103. ayet. O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez. Bunları melekler karşılayarak bu size dünyada vaat olunan, Allah tarafından haber verilen mutlu gününüzdür. Öyle diyecek. Cennet kapıları önünde onları tebrik edecekler. Böyle mi olmak istiyorsun? O halde Allah'la irtibatını iyi sağla. Cihan sultanını sev. Namazla aran iyi olsun. İçkiyle kumarla aran kötü olsun. İçkiyi boşa, kumarı boşa. Bir daha yanaşma harama. Allah'la irtibatını sağlam yap. Dünyada her şey geçer. Allah'a olan muhabbet, Allah Resulüne olan muhabbet hariç. Ne ki dünya? Dünya nedir? Bak 40 sene yaşadın, 40 sene. Sana desem ki Ayşe bacım, desem ki Ahmet kardeşim, bütün 40 yılını bana anlat desem, 40 saat içinde bütün hayatını anlatacaksın. Değer mi öyle ufak bir hayatı? Değer mi böyle basit bir hayatı? Haramlar, günahlar içerisinde debelenerek geçirmek, Allah'ı unutmak değer mi? Değer mi? Değer mi? Kardeşim, tatlı kardeşim, güzel kardeşim, o gün güneş, o gün de güneş olacak, o güneş farklı bir güneş, insanlara bir mil kadar yakın olacak, insanların beyni kaynatılacak. Bak cihan sultanı haber veriyor sana,
hazırlık yapasın diye, dikkat edesin diye Cihan Sultan'a haber veriyor. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Bir mil, belki bundan kastedilen bir santim demektir. Belki de birkaç metre demektir. İnsanlar amellerine göre terler içinde kalacaklar. Kimisi dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi boğazına kadar terlere boğulacak, gark olacaklar. Cihan Sultanı ellerini kaldırıyor, mübarek ağzına işaret ediyordu. İşte şuraya kadar terin içine boğulacaklar diyordu. Terin içine. İnsanların vücudundan akan ter metrelerce aşağıya doğru inecek. Bak Buhari ve Müslim'den Ebu Hureyre ne diyor? Yarakun nas yawmal kıyame hatta yezhebe arakuhum fil ardı seb'ine zira'an. Kıyamet gününde insanlar öyle terleyecekler ki terleri 70 arşın, 70 metre yerin derinliğine kadar inecek, nüfuz edecek. Hatta halk kulaklarına kadar ter içinde kalacaklar. Mahşer o kadar sert, o kadar acımasız ki belki bazı insanlar cehenneme dahi razı olacaklar. Cehennemi göremedikleri için. Sonra cehennem oraya getirilecek. İnsanlar cehenneme götürülmeden cehennem getirilecek. Mahşer yerine cehennem getirilecek. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الزِّكْرَى. Kur'an söylüyor. Fecr suresinin 23. ayetinde. Hadislerde denir ki cehennem kaynayan namütenahi bir kazan gibi getirilecek. Cehennemin 70.000 yuları vardır. Tüm yularını 70.000 melek çekecek. Mahşer yerine gelecek. Cenab-ı Allah şöyle diyordu. O gün cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün her şeyi hatırlayacak. Fakat hatırlamadan ona ne fayda artık? Kaçırdığın namazlar aklına gelecek. Yediğin haramlar aklına gelecek. Allah'a isyanların aklına gelecek. Kur'an'ı tanımadığın aklına gelecek. Kur'an'ın çağa uymadığını söylediğin aklına gelecek. Peygamber'e hakaretlerin aklına gelecek. Gelecek ama ne faydası? Bağıracaksın. Dünyaya bir dönebilsem diyeceksin kendi kendine. Bakın ne ameller işleyeceğim. Diyecekler ki heyhat dönemezsin bir daha. Hele cehennemi gördükten sonra, hele mahşer olduktan sonra daha dünya kalmadı. Ebedi bir alem var. Bu aleme gelen bir daha dönemez diyecekler. İşte karşında cennet ve işte karşında cehennem. Ameller hangisine layıksa ona gireceksin. Çıkış yok, kurtuluş yok diyecekler. Dedim ki cehennemin 70.000 yuları var. Birileri der ki kim söylüyor? Müslim ve Tirmizi söylüyor sevgili kardeşim. İbni Mes'ud rivayet ediyordu. Cehennemin öyle şiddetli bir sesi olacak ki bak Kur'an söylüyor. Kur'an, Kur'an'ı dinle. Bak Furkan söylüyor. 12. ayet söylüyor. اِذَا رَأَيْتَهُمْ مِنْ مَكَانٍ اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَف۪يرًا.
kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar bunun o müthiş gazaplanışını ve uğultusunu duyacaklar. Kur'an devam buyuruyor. Onun içine atıldıkları zaman, yani günahkarlar cehenneme atıldıkları zaman